bugün İncirlova'daydık. İncirlova halkına Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Hem Aytekin Kaya'yı hem de yaptığı çalışmaları halka sorduk. İşte cevaplar. Latife abla, İncirlova Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanıyorum. Tanımıyorum. Neydi? Adını biliyordum da unuttum. Tanıyorum. İsmi? Tanıyorum. Tanıyorum. Şahsen mi tanıyorum? Hayır, ben tanımıyorum. Aytekin Kaya. Görsel olarak tanıyorum. Özlem Çerçoğlu. İncirlova Belediye Başkanı. Ben de tanımıyorum. Tanıyorum. Aytekin Kaya. Tanıyorum. Evet, tanıyorum. Tanıyorum. Yok. Birkaç kişi dışında herkes İncirlova Belediye Başkanı'nı tanıyor. Peki vatandaşlar çalışmalardan memnun mu? Çalışmalarından memnun musun? Güzel. Sence İncirlova'nın en büyük sorunu nedir? Temizlik soru. Temizlikle. Çok çünkü çöpler hiç toplanmıyor. İyi bir belediye. Ama tabii ileride ne olur bilmiyoruz. İleride daha güzel şeyler yapabilir inşallah. İncirlova'nın en büyük sorunları yukarı mahallevi biraz bakılmıyor. İncirlova aşağı mahallevi tamam güzel yerler var, eğlenecek yerler var, oturulacak yerler var da yukarı mahallede o kadar güzel yer şeyler yok yani. Yollar olsun. Bir roman parkı açıldı. Ondan sonra her şeyden yani biraz yukarı mahalle eksik kalıyor. Memnunum da azıcık bizim acarların, köylerin sokakları azıcık pis. Onları temizlese iyi olacak. Azıcık bir lağımlar var, onlar temizlenecek. Başka türlü sorunumuz yok. Gördüğümüz kadarıyla şu anlık güzel ama normal belediye başkanının yaptığı işler gibi güzel. En büyük sorunu ben acarlardan yaşayan birisi olarak yol. Yani şuradan şuraya 2 kilometrelik bir yol var acarlarda. Yani araba sallana sallana geliyor. Yani her gün ona tamir ettirmekten yorulduk yani. Yani bizim bir tane sıkıntımız her zaman yol, kanalizasyon. Başka bir şey değil yani öbür gibi bir vatandaşın isteyebilecek şey olduğu şeyler. Temizlik, çöpünü alma. Peki çalışmalardan memnun musun? Vallahi tam memnun değilim. Aslında kendinden memnunum da yetersiz geliyor, güç yetersiz. Destek gelmiyor başka bir yerden. Onun için tam çalışamıyor adam. Peki İncirlova'nın en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu altyapı. Altyapı da çok eksik. Bir de köylü pazarı sıkıntısı var bir. Çok büyük bir sıkıntı. Köylü pazarı diye orada bir yerimiz oluyor. Araba çalışıyor hiç durmadan. Çok sıkıntı yani. Ben memnunum vallahi. Hem karakter olarak hem kişilik olarak, insanlık olarak ben memnunum. En büyük sorun nedir? Zaten otopark. Otopark yok. Çevre yok. Düzenlemesi yok. Ya adam elinden geldiğince uğraşıyor. İmkanlar dahilinde yaptığını yapmaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Biz de memnunuz. Ha, daha iyi yapabilir mi? Vallahi ekonomik şartlar zor. Onun için ya şu anda en iyisi bu. Vallahi işsizlik desem insanlar tembel. Neden memnun değilim? Burada bir hayvan barınağı olması lazım. Şurada 5 kişi, 6 kişinin ayağını ısırdık köpekler. Hepsi acile koşturdu gitti. Buraya bir hayvan barınağını istiyorum ben. Ben ondan başka bir şey istemiyorum. Ne iş yaparsa yaptın ilk önce hayvan barınağı. Ne büyük şehir ne burası ilgileniyor. Akşamları bu sokaktan geçemiyorsun. Akşamları buradan geçemiyorsun. Onu hayvan severlere de duyurum şey edin. Hayvan seviyorsa herkes birerden ikişerden alsın gitsin. Bu kadar hayvanı seviyorsa bu milletin ısırılmasına engel oluyor yani. Yürümesine engel oluyor. Benim tek dileğim bu. Bu hayvan hayvan. Benim gözümü korktu şu hayvanlar yani. Buradan geçemiyorum ya. Aydın'a gittim. Aydın'da köpekten geçiriverdiler beni. Biz bakamıyoruz, bir şey edemiyoruz diye Özlem Çerçoğlu'nun elemanları yani. Biz ne yapalım diye. Başlayın. İsim soy isim alabilir miyim? Arif Aydınlı. Arif? Aydınlı. Aydınlı. Arif abi, İncirlova Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Vallahi kişisel olarak, görsel olarak tanıyorum ama detayını bilmiyorum. Yani. İsmini biliyor musun? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki çalışmalarından memnun musun? Vallahi onu İncirlova halkına sormanız gerekiyor. Yani ben burada iş yapıyorum, geçiciyim yani. Devamlı kalanları sormanız lazım. Tamam, teşekkür ederim. Burada yerleşim yapan arkadaşlar. Peki sence İncirlova'nın en büyük sorunu nedir? Yani gördüğün kadarıyla. Vallahi İncirlova'nın en büyük sorunu sokaklar, kaldırım diye bir şey yok, sıfır. Esnaf her tarafı kaplamış. Ne ileri gidiyor ne geri geliyor. Oradan geçtiğin zaman kızıyor. Çocuklar arabalar geçemiyor. Yani çok karma karışık bir sorun. Hiç memnuniyet yok. Temizlik konusunda ne bileyim kaldırım işgalinden sonra çalışmak ortamı yok yani. Büyük sorunu
kaldırma sorunu artı temizlik sorunu, çöp yani çöpler sorunu. Mahallede pislik konusunda çok büyük soruna büyük yanı. Şu anda çalışmalarından fazla yeterli değil. Parası olmadığı için, borçlu olduğu için belediye. Bana göre araba yatakları olmaz. Yani otoparkların olması. Belediyelerin her iş yerinin otoparkı olmadığı için. Onların sorunları bunlar. Belediyenin İncirova'nın çok sorunu var. Belediye başkanı normal çalışıyor şu anda. Yapılacak olan iş yapmaya uğraştı. Tamam adamın geliri yok ki fazla işte. Eski belediyede olsana para yiyor desen yiyemez. Her şey büyükşehirin elinde. Bir İncirova Belediye yapabileceği aldığı %10 para. Su parasından. Fazla bir şey olmuyor. Bak 5-6 tane park açtı İncirova'ya. Halka burada kaç tane, 5 tane, 6 tane park yapmış. Herkese bir şey yapsın da akşamlara gelsinler. Bu da 5 ferahlasınlar diye. Yani elinden gelen uğraşıyor adam. Ama şeysi yok, kudret yok, ötesi yok yani. Belediye. İyi ya. İyi belediyemiz iyi, iyi tabii. Peki şöyle bir baktığında İncirlova'ya en büyük sorunu nedir sence İncirlova'nın? En büyük sorunu mesela yukarı mahalleye giderken bir ne bileyim bir çeşme olsa, insan yaz günü bir eli yüzünü yıkasa, o tarafa giderken bir lava istasyonunda mesela öyle temiz bir şeyi yok. Onlar olsa çok güzel olur. Yukarı mahalleye giderken bir lavası, bir çeşmesi olsa, eli yüzünü yıkasan, dıştan bir insan gelse bir çeşme arasa bulamıyor. Pazar içinde var. Açık yukarı mahalleye doğru da yapsalar daha güzel olur. Açık sokaklarımızı temizlik yapsalar daha bir güzel olur. Tabii her taraf hayvan pisliği kaynıyor mesela. Ondan ne bileyim ki yollar, bataklar her tarafı açık bir önemseler, bir temizlik yapsalar daha bir sevinir, daha güzel. Daha iyi oluruz. Öyle senin ne diyeyim ki başka? Sorun yok ya İncirova'nın ya. Her şeyini beğeniyorsun. Beğeniyoruz. Öyle bir sorun hiç görmedim. Daha öyle bir yanlışlık bir şey yok. Valla ben İncirlovalı olarak hani buranın buradan çıkmış bir hem aynı zamanda doktorum ben. Yeni emekli olmuş bir doktorum. Buranın ekmeğini yemiş, ya suyunu içmiş, burada hani birçok eş dost akrabası olan bir insan olarak benim şahsen hani biraz daha vizyon genişliğine, geniş bakmaya dair şeylerim var. Bazı düşüncelerim, sorgulamalarım var. İncirlova altyapı sorunları, altyapı durumu yıllardır aynı. Bir de İncirlova bu aşırı betonlaşmadan, hele bu Sandıklı'yla İncirlova'nın birleşmesinden dolayı orada adeta bir şey oldu. Yani betonarme, ya betondan bir şey, başka bir şey göremiyorsun. Daha fazla yerler ayrılabilirdi. Ya çocuklarımızın, gençlerimizin hani yeşil biliyorsun doğa insanı dinlendirir. O açıdan farklı peyzaj şeyi yapılabilirdi, yeşillendirme alanları. Ben beğeniyorum ama bence çevre ya hani birazcık böyle daha özen gösterebilirler. Hani Aydın büyümesi lazım bence. Bilmiyorum. Geliştirmiyorlar hiç kendilerini. Başka bir sorum yok yani.